İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde küresel yüzeylerde kırılmayı inceleyeceğiz. Küresel yüzeylerde merkezden geçen bütün doğrular normaldir. Tek bir kuralımız söz konusudur. Bu durumda eğer merkez kaynağına bir ışık ışını yerleştirecek olursak, bu kaynaktan gelen veya bu kaynaktan çıkan bütün ışınlar yüzeyin dik olarak gelecektir, kırılmadan yoluna devam eder. O noktaya dik olarak gelecektir. Bununla ilgili birkaç tane örnek verelim. Eğer küresel yüzeyin O noktasına doğru gelen bir ışını göz önüne alacak olursak, merkeze doğru geldiğinden normal doğrusu üzerinden gelmiştir. Kırılmadan yoluna devam edecektir. Küresel yüzeyin içinde diğer noktaya geldiğinde yine merkezden geldiğinden dolayı kırılmadan yoluna devam eder. İkinci olarak küresel yüzeyin merkezine doğru gelmesin O noktamız ve herhangi bir şekilde ışık ışını gelmiş olsun. Bu durumda geldiği noktanın normalini çizecek olursam, normali merkezden gelen doğru normal doğrusu olacaktır. Eğer dışarının kırılma indisi içerinin kırılma indisinden küçük olacak olursa, bu durumda az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama gelirken ışık ışını normale yaklaşarak kırılacaktır. Normale yaklaşmış olacaktır. Sonuçta ikinci küresel yüzeyin içindeyken yine yüzeyin normalini çizersek yine merkezden gelen doğru olacaktır. Normal doğrusu. İkizkenar üçgen olduğundan açılar birbirlerine eşittir. Açıların eşitliğinden ve sinir bağıntısını göz önüne alacak olursak, çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılmış olacaktır. Sonuçta başlangıçtaki gelme açısı çıkıştaki çıkış açısına eşit olur. Küresel yüzeylerde bu yüzeyin yarım küre şeklinde ise bu durumda birkaç tane örnek verelim. Eğer yarım küre şeklinde ise bu kürenin başlangıçta eğrisel yüzeye gelmiş olsun. Eğrisel yüzeye gelen ışık ışını O noktasına yani merkezine doğru gelecek olursa merkeze doğru gelen ışık ışını kırılmadan yoluna devam edecektir. Artık küresel yüzey değil bir düz yüzeydir. Düz yüzeydeki yüzeyin normalini çizecek olursak normalle yapmış olduğu açı tetadır. Bu durumda daima çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken sınır açısı bulunur. Sınır açısı sinüs teta sınır eşittir. N1 bölü N2'dir. Yani kırılma açısının 90 derece olduğu durumdur. Bunu göz önüne bulundurarak 3 durum olabilir. Ya teta değeriyle karşılaştıracağız veya tetanın da sinüs değerini alıp sinüs değerleriyle karşılaştırmış olduğundan sınır açısıyla tetar açısını karşılaştırmış olacağız. Birincisi, eğer teta açısı sınır açısından küçük ise ışın az kırıcı ortama geçecektir. Yani dışarıya çıkacaktır. Ortama geçer. Çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken ışık ışın normalden uzaklaşarak kırılacaktır. Biz buna kısacası bir yolunu izler.
İkinci olarak rengi değiştirerek anlatalım. Eğer teta açısı sınır açısına eşit ise ışın kırılma açısı 90 derece olacaktır. Yine az kırıcı ortama geçmiştir. Ara kesiti sıyırarak teğet geçerek yoluna devam eder. Normalle yapmış olduğu açı 90 derecedir. 2. Yolunu izler. Mavi ile çizmiş olduğum iki yoludur. Son olarak eğer teta açısı sınır açısından büyük ise ışın tam yansıma yapar. Geldiği açıyla geldiği ortama geri dönür. Küresel yüzeyin merkezinden geldiğinden dolayı küresel yüzeye çarptığında kırılmadan yoluna devam eder. 3. Yolunu izler. Küresel yüzeye değil de düz yüzeye gelmiş olsaydı. Burada iki durum söz konusu olabilir. Hatta durumların sayısını da artırabiliriz. Küresel yüzey merkezinde düz yüzeye doğru gelseydi, ışık ışını az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama her durumda geçecektir, yeter ki gelsin. Normale yaklaşarak kırılır. Küresel yüzeyin merkezinden geldiğinden küresel yüzeye uğradığında kırılmadan yoluna devam eder. Merkez doğrusu üzerinden geldiğinden. Son olarak hep O noktasına gönderdik. Bu sefer de O noktasının dışında bir noktamız olsun. O noktası kolaylık olması için birazcık şekillerimizi yüzeye dik olarak gelsin. Yüzeye dik olarak gelen ışık ışını normal üzerinden gelmiştir. Kırılmadan yoluna devam eder ve küresel yüzeyde bir noktaya çarpacaktır. Çarptığı anda o noktanın normali çizilerek normalle yapmış olduğu açı bulunur. Teta açısı. Teta açısı ile N2, N1 olduğuna göre sınır açısı karşılaştırılacaktır. Biraz önce olduğu gibi sınır açısı N1 bölü N2'den ya sinüs değerlerini karşılaştıracağız veya teta değerlerini karşılaştırmış olacağız. Açı büyüdükçe sinüs değeri artacaktır. 3 durum olabilir. Birincisi teta açısı sınır açısından küçük ise normalden uzaklaşarak kırıldığını, uzaklaşarak kırılır. Dedik ki bir yolunu izler demiştik. Kırmızı kalemle çizecek olursak uzaklaştı. Eğer teta açısı sınır açısına eşit ise kırılma açısı 90 derece olur. Yine az kırıcı ortama çıkmış olacaktır. Son olarak teta açısı sınır açısından büyük ise tam yansıma yapar. Yani geldiği ortama teta açısıyla geri dönecektir. Küresel yüzeylerde ışının izlemiş olduğu yolu bu şekilde izah edebiliriz. Bir de küresel yüzeylerdeki içindeki bir noktanın görüntüsünün bulunmasına bakalım. O noktası bizim K noktasına iki şekilde bakabiliriz. Bir, yakından bakabiliriz. İki, uzaktan bakabiliriz. Diğer taraftan bakabiliriz. Bir cismin görüntüsünü bulabilmek için
O cisimden göze en az iki tane ışının gelmesi gerekecektir. Bu ışınlardan birincisi kolaylık olsun diye merkez doğrusu üzerinden gelen ışın kırılmadan yoluna devam edecektir. İkincisi ise herhangi bir ışındır. Tabii ki buradaki amaç sınır açısından küçük olan bir ışın olması tavsiye edilir. Sınır açısından küçük olan bir ışın ki olmak zorundadır. Normalini çizecek olursam normalden uzaklaşarak yoluna devam eder. Göze gelen 1 ve 2 no'lu ışınların doğrultusunda göz cismi görür. Bu durumda 2 no'lu ışının doğrultusu ile 1 no'lu ışının doğrultularının kesiştiği yerde K cisminin K noktasının görüntüsünü elde ederiz. K üstü olarak daha yakın olduğu için cisimden küçük olacaktır. Bilyenin içine baktığınız zaman bilyede yakından baktığınız zaman küçük, diğer taraftan bakacak olursak daha büyük olacaktır. Çünkü uzakta görünmüş olur. O noktası bizim K noktası ve gözümüz burada olsun. Göz. Yine görebilmesi için en az iki tane ışının çizilmesi gerekecektir. Bunlardan birincisi merkez doğrusu üzerinden gelen ışın kırılmadan yoluna devam edecektir. İkincisi sınır açısından küçük olarak gelen ışın yüzeyin normalini çizecek olursam normalden uzaklaşarak yoluna devam edecektir. Göze gelen bu ışınların doğrultusunda göz cismi görür. Birinci doğrultu ve ikinci doğrultuyu çizersem K cisminin görüntüsünü K üstünde uzakta olduğundan dolayı daha büyük görür. Küresel yüzeylerde kırılmayı bu şekilde bitirmiş oluruz. Birkaç tane soru çözelim. Birinci sorumuz. Saydam XYZ ortamlarından ışık ışını izlediği yol şekildeki gibidir. XYZ ortamlarının kırıcılık indisleri NX, NY, NZ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? X ortamından Y ortamına gelen ışık ışını düz yüzeye gelmiştir. Yüzeyin normalini çizecek olursam normale yaklaşmıştır. Normale yaklaştığından dolayı X'in kırılma indisi Y'nin kırılma indisinden küçüktür. Ancak ışık ışını Y'nin merkezinden gelmiş küresel yüzeye uğramıştır. Merkezden gelen ışık ışını kırılmadan yoluna devam eder. Y ile Z arasında kesin bir şey söyleyemem, soru işareti olacaktır. Bu durumda NY büyük NX, Z için bir şey söylenemez. Cevap C şıkkı olur. İkinci sorumuz ise hava ortamında bulunan camdan yapılmış O merkezli yarım küresel cisme I ışık ışını şekildeki gibi gönderiliyor. Buna göre ışık ışınının numaralandırmış yollardan hangisini izleyebilir? Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geldiğinden normale yaklaşarak kırılacaktır. Dikkat edecek olursanız 2 ile gelme açısı iç ters olmuş. Yani 2'yi farklı ortamlar olduğu için izleyemez. Az kırıcılıktan çok kırıcılığa geçtiğinden normalden uzaklaşamaz. Normale yaklaşmış olacaktır. Mavi kalemle normale yaklaştıralım. Küresel yüzeye geldiğinde küresel yüzeyin merkezinden gelmektedir. Küresel yüzeyin merkezinden gelen doğru veya ışın kırılmadan yoluna devam eder. Cevap 4 olur.
Üçüncü soru olarak şekildeki X ve Z ortamlarının arasında bulunan küresel Y ortamının merkezinde noktasal I ışık kaynağı vardır. Saydam X, Y, Z ortamının ışığı kırma indisleri arasında NX, NY, NZ olduğuna göre KL gözlemcileri noktasal ışık kaynaklarını nerede görür? Işık kaynağımız küresel yüzeylerin merkezinde olduğundan dolayı merkezden gelen bütün doğrular normal doğrudur. Normal doğrular kırılmadan yoluna devam edecektir. Bu nedenle hem K hem de N olduğu yerde görür. Dördüncü sorumuz. K ortamının içerisinde saydam O merkezli yarım küre şekildeki L ortamı vardır. I ışık ışını K ortamına geçebiliyor. Geçemiyor. Buna göre aynı renkli X, Y, Z ışınlarından hangileri K ortamına tam yansıma yapmadan geçebilir? K ışınının normalini çizecek olursam buradaki gelme açısına açıya teta açısı adını verelim. Eğer teta açısından büyük ise geçemez der, teta açısından küçük ise geçme ihtimali vardır. Z zaten küresel yüzeyin merkezine gelmiş ve hepsi dik geldiğinden düz yüzeye kırılmadan yoluna devam eder. Şıklardan Z'yi eleyebiliriz. İki şık üzerinde geçebilir dediğine göre Z ışık ışını kırılmadan yoluna devam edecektir. Z olacaktır. Gelelim bu durumda A ve B şıklarını elemiş oluruz. Y'ye bakacak olursak ben bu şekli başka bir yere çizeceğim. Kalem kalın olduğundan dolayı. Küresel yüzeyimiz O noktası. Bizim başlangıçtaki I ışını geçemiyor. X ışınına bakacak olursam X ışını kırılmadan geldi. Açıları karşılaştıracağım. Teta açısı ile X ışınının eğrisel yüzeye çarptığı andaki alfa açısını karşılaştıracağım. Şekilden de gözüktüğü gibi alfa açısı teta açısından da büyüktür. Bu nedenle X ışını tam yansıma yapar. X'i de eleyecek olursam cevap D seçeneği olur. Son soru olarak kırılma indisleri NX, NY, NZ olan X, Y, Z ortamlarına gelen ışın şekildeki gibi kırılıyor. Işının X ortamında gelme açısı ile Z ortamındaki kırılma açısı eşit olduğuna göre ortamdaki hızlar arasındaki ilişki nedir? Y'den Z'ye geçerken küresel yüzeye gelmiştir. Küresel yüzeyin normali merkezden geçen ışındır. Bu durumda X ortamdan Y ortamına geçerken ışın normale yaklaşmıştır. Normale yaklaştığına göre X'in kırılma indisi Y'nin kırılma indisinden küçüktür. Y ile Z arasındaki ortam düz yüzeydir. Düz yüzeyi göz önüne aldığımızda
normalden uzaklaşarak kırılmıştır. Normalden uzaklaşarak kırıldığından Z'nin kırılma indisi Y'den küçüktür. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Y ortamındaki ışığın hızı, ki kırılma indisi en küçük olduğundan, kırıcılık indisi artarsa ışığın hızı azalır. Yani hem Vx hem de Y, Z ortamındaki ışının hızları Y ortamındakinden büyüktür. Şıklara bakacak olursak, Y'deki hız en küçük olacağından dolayı sadece B seçeneği vardır. Hepinize iyi günler dileriz. Sağlıcakla kalınız.